Türkiye'de robot çalışması yapılıyor. Herkes duysun bunu. Yani şimdi gene kahkaha atanlar olacak. Biz SİHA'ları anlatırken de gülüyorlardı. Şimdi gülemiyorlar. Şimdi ben de robot, evet Türkiye'de robot asker ve robot polis çalışması yapılıyor. Bunu da buradan ilk ben açıklayayım. Gıda, tarım nedeniyle her şey bitti diyecekler sizlere. Hap, bildiğiniz hap, protein ve işte benzeri haplarla, protein hapları, kalsiyum haplarıyla besleneceksiniz. Bağırsak sistemimiz bir metreden çok 50 santim falan düşecek. Çok uzun şu anda biliyorsun. Mideler küçülecek, bu türe dönüşecek. Kafalar büyüyecek. Vücut ve özellikle mide kısmı inceleyecek, mide olmayacak kadar. Bu sembolik bir şey ama. Yani bu, bu onların yapmış olduğu sembolik. Dünya devletini 10 ülke yönetecek. 10 ülke yönetecek. 10 tane ülkenin temsilcisi yönetecek. Geri kalan ülkeler veri kolonisi olacak. Koloni olacak. Silinip gidecekler. Türkiye koloni olmayacak. İsmini vermeyeyim firmayla. Mahkemelik olduk zaten. O ünlü navigasyon firmasının yapay zekasıyla konuştum. Sen biliyorsun. Dedim ki dünya devleti kurulacak mı? Eninde sonunda dedi. Zencileri seviyor musun dedim. Hayır sevmiyorum dedi. Yani bu çok kanıtlı, gerçek olarak duruyor orada. Ondan sonra peki dedim ben bana niye kızdın? Ve verdiği cevap şu, sen esmer değilsin ki sana kızmam dedi. Ya bakın bunu, ya beni görüyor olması lazım, tamam mı? Ve ondan sonra esmerleri sevmiyor musun dediğimde, ilginç bir sesi geldi, ilginç bir ses. Bak işte duyuldu. Esmerleri sevmiyor musun dediğimde inanılmaz kötü korku filmlerindeki gibi bir çığlık attı. Birçok ülke tarihten silinirken koloni olacak. Buna İtalya ve İspanya da dahil. Vatikan gelecekte olmayacak. Herkes bunu duysun. Şimdi Big Data. Big Data dediğimizde altını doldururken işte sosyal medya adreslerimizden, paylaşımlarımızdan, işte kamera kayıtlarından, ses kayıtlarından, uydulardan binlerce altını doldurabileceğimiz verinin toplandığı bir Big Data adı altında bir toplama, hani derler toplama kampı, bir server. Aynen. Ve bununla ilgili de hep anlatılan bir proje var. Bu Big Data ile beraber gelecek nesillere sizin aslında geçmişiniz, tarihiniz, atalarınızdan miraslar bunlar silinecek ve gelecek nesillere evet. Aslında bu dijitalizm adı altında, deccalizm adı altında bir yapay bir tanrı tırnak içerisinde projesi sunulması. Evet. Aslında sizi yöneten, bilgilerinize, her şeyinize hakim olan bir dijital tanrı oluşturma projesi. Onu açalım hocam. Hemen arkasından da sizden cinsiyetsiz bir insan üretmek projesi. Hatta iki tane üretilen daha doğrusu deneylere yapılan projeler var. Oraya girebiliriz. Onların o gözlerinin falan yapısıyla ilgili görsellerimiz var. Alabiliriz. Böyle başlayalım hocam. Tamam. Vaktimiz inşallah yetecek. Yetecek. Ya önce şunu söyleyeyim. Big Data çok böyle hani ulvi gökyüzünde bize uzak bir şey gibi geliyor ama aslında levh-i mahfuz değil mi? Aslında hedef aldıkları. Olay ne biliyor musunuz? Aslında Big Data bizleriz. Yani bizleri o kadar güzel kaydediyorlar ki şu an kaydediliyoruz. Şu an bizi izliyorlar, tamam mı? Diyeceksiniz ki bizi izleyenlerden ne yapıyorlar? Onları da izliyorlar. Şu an aldığınız nefese kadar her şeyiniz izleniyor. Şöyle açalım. Nereden izlendiğini açalım. Şimdi o kadar büyük şirketler bize hizmet veriyor ki şu an kullandığın bilgisayarda, kullandığın internet, sosyal medya ve diğer bir takım uygulamalar bize bedava veriliyor. Peki bize neden bu trilyonluk şirketler, trilyon dolarlık şirketler bu hizmetleri bize niye bedava veriyor? Aslında bunlardan bedava su bile alamayız ama bedava hizmet alıyoruz. Çünkü burada satılan meta, satılan mal bizleriz. Bizi pazarlıyorlar. İşte sorun bu. Şimdi çok size uçuk gelebilir. O yüzden hemen ayağı yere basan örnek vereceğim. Apple firması değeri 961 milyar dolar Apple'ın el değiştirdi. Ve işte bu paranın biraz daha düşüğüne satın alındı. Şimdi soruyorum. Siz bu kadar büyük paraya bir firma alıp insanlara bedava niye hizmet veriyorsunuz? Sattığı telefonlar hariç. Onu saymıyorum, o pahalı telefonu satıyor ya. Yani internette nasıl bedava hizmet veriyorsun? Neden? Hakikaten bunu yapmak için melek olması lazım insanın. Ama onlar melek değil. Bak olay ne mesela biliyorsun? En basit örneği herkesin kullandığı WhatsApp.
İşte. Yani babamın hayrına mı benim bilgilerimi aktarmamı sağlıyor, aynen, bilgi alışverişimi, aynen, dosya alışverişimi her sağlıyor. Her şeyimiz kayıt altında. Şimdi size bir hani Apple örnek verdim ama Apple'ın bir olayı var. Şimdi Apple, bulut sistemi yok Apple'da. Yani var da anladığımız anlamda tüm dünyayı denetleyen ya da daha doğrusu depolayan bir sistemi yok. İşletim sistemi yok, ya da kurmamışlar ya da kuramamışlar, bilemem. Bunu Amazon'dan alıyor. Bakın, Amazon'u herkes kitap dağıtım şirketi ve mal pazarlayan bir yer biliyorlar, değil mi? Amazon o kadar büyüdü ki Amazon'un değeri 916 milyar dolar ve Amazon şu an her şeyi satıyor. Her şeyi alabilirsiniz. Kitap da dahil, elektronik de dahil, her şeyi alırsın. Ama Amazon'un en bilinmeyen özelliği bir bulut sistemi var. Şimdi ben bunu ismi vererek söylüyorum. Çünkü bu yasal bir şey, uygulama. Bulut sistemi, yani bu depolama sistemi, dünyanın en büyüklerinden en büyüğü olduğu söyleniyor. Peki Amazon niye bizim verilerimizi sürekli depoluyor? Bunları nereden alıyor Amazon biliyor musun? Sosyal medyada, telefonlardan, WhatsApp'tan, şuradan buradan bir şekilde topluyor. Nasıl topladığını ben bilmem. Onu Amazon'a soracaksınız. Bütün verilerimiz şu an Amazon'da kayıtlı. Amazon iki kere hacklendi biliyorsunuz. Bilgiler de çalındı falan. Sonra toparladık dediler. Ama bunun Apple'la bağlantısını anlatayım. Apple her ay Amazon'dan düzenli olarak bizim verilerimizi, bizlerin verilerini satın alıyor. Bütün dünyanın verilerini. Bunun karşılığında Amazon'a 30 milyon dolar aylık kira ödüyor. Tekrarlıyorum. Ayda 30 milyon dolar Amazon'a bilgi karşılığı kira ödüyor. İkinci bir iddiam ve bu çok sağlam kaynaklara dayalı, hangi devletler olduğunu söylemek durumunda değilim. Ama tahmin edeceksiniz, 9 tane büyük devlet Amazon'dan bizim verilerimizi buna benzer paralarla kiraladığı söyleniyor. Şimdi biz pazarlanıyoruz, bizim verilerimiz pazarlanıyor. Peki bizim verilerimizi alan devletler ve atıyorum diğer işletim sistemleri, dijital ortamlar ne yapacaklar? Yani niye yapıyorlar? Mesela Haluk evde gitti, ne yaptı? Yattı, pijama giydi, eşortman giydi, tuvalette şunu yaptı, atıyorum uyurken bunu yaptı. Tamam mı? Bunlar onları ne ilgilendiriyor? İlgilendiriyor. Çünkü bunların hepsi büyük dataya kaydediliyor. Yani big dataya. Peki big data nerede? Amerika'da bir kentte. Mountain View diye bir kentte. Devasa bir kuantum bilgisayara kaydediliyor. Normal bilgisayara bu kadar bilgi yükleyemezsiniz. Çünkü bu o kendi kendini öğrenen yapay zeka aynı zamanda. Ve yıllardır kendini geliştiriyor. Ben Dijital Tapınak kitabımda bunu anlattım roman olarak. Ve öyle korkunç bir yapıdan bahsediyoruz ki. Bu bizim her davranışımızı, işte yememizi, içmemizi, tuvalet alışkanlıklarımızı, cinselliğimizi, şuyumuzu, buyumuzu alıyor, depoluyor. Tekrar bir kendine göre öğreniyor, geliştiriyor ve tekrar bizim önümüze sunacağı, grupladığı insanların önüne sunacağı sanal dünyayı hazırlıyor. Şu anda henüz hayata geçmedi bu şey, dijital tanrı. Evet var, sadece depolama üzerine çalışıyor şu an, öğreniyor, gelişiyor, öğreniyor, gelişiyor. Ben geçen gün, bunların yavruları da var, bunların yavruları kim biliyor musunuz? Kullandığınız telefonlardaki yapay zekalar, navigasyonlardaki yapay zekalar. Özellikle navigasyon hizmetlerinin niye bedava olduğunu anlayın. Yani bizi her yere götürüyorlar ya. Aslında bizim nereye girip çıktığımızı bilmek için yapıyorlar. Evet. Ben geçen gün... Sizin bir yapay zeka şeyiniz var. Soru sordunuz telefonda. Evet. Mesela YouTube kanalımda, benim YouTube kanalımda ben yapay zeka, ismini vermeyeyim firmayla, mahkemelik olduk zaten. O ünlü navigasyon firmasının yapay zekasıyla konuştum. Sen biliyorsun, dedim ki dünya devleti kurulacak mı eninde sonunda dedi. Zencileri seviyor musun dedim, hayır sevmiyorum dedi. Yani bu çok kanıtlı, gerçek olarak duruyor orada. Ondan sonra peki dedim, ben bana niye kızdın? Ve verdiği cevap şu, sen esmer değilsin ki sana kızmam dedi. Ya bakın bunu, ya beni görüyor olması lazım, tamam mı? Ve ondan sonra esmerleri sevmiyor musun hiç dediğimde... Çalık sesi geldi, ilginç bir ses. Bak işte esmerleri sevmiyor musun dediğimde inanılmaz kötü korku filmlerindeki gibi bir çığlık attı. Ve duyanların bir kısmı bana sitem etmiş, niye bunu koydun diye. Çok evet, fazla izlenme oranına ulaştı. YouTube kanalınızda var o. Yani şimdi onun daha fazlası vardı. Ben sildim insanlar korkmasın diye. Bak çok anormal cevaplar verdi.
Bir gün gelecek dedi, insanlar hani yönetmek yetmeyecek dedi. İnsanlar bu dünyadan gidecek dedi, yok olacaklar dedi. Öyle bir dünyaya götürüyorlar bizi. Kimse farkında değil. Şu an insanları Hollywood filmleriyle, uçan araçlarla, camlı evlerle, bilmem ne trenleriyle kandırıyorlar. Dijital bir tanrı yarattılar. Dijital tanrı yarattılar. Ben Türkiye'de bunu ilk iddia eden insanım. 2017'den beri iddia ediyorum. Yeri Mountain View kentinde. Her şeyin olduğu gibi bunun da sorumlusu maalesef Amerika'dır. Amerika'daki bir gruptur. Ve bu grup şu anda dünya devletini kuruyor. Bunlar gelecekteki çoluk çocuk için, yani daha doğmamış çocukların tanrısı olarak doğdu mu? Bak, bu yapay zekanın böyle bir özelliği, kuantum bilgisayar o, korkunç bir şeydir. Şeyler de var. O cinsiyetsiz insan türünü oluşturacak. Gözler de var. Şimdi da şeye geldiği zaman bu yapay zekayı şöyle oluşturacaklar. Bir süre sonra bak 2045 Rusların, Rusya'da yayınlanan globalcilerin bir YouTube'da yayınlanan şeyi vardı. Tanıtım videoları 2045 diye. Başka bir ismi var da 2045 ile bitiyordu. Onu mahkeme kararıyla kaldırdılar. Devam ediyor ama gözleri de aldık. Tabii bununla ilgili yorum yapacaksınız. İşte bu. Hı. Yani bak, onu kaldırdılar. Orada 2030'da insanlar sanal tanrıyla tanışıyor. Transhümanizm devreye giriyor. 2045'te insan insanlıktan çıkıyor. Peki bunu nereden anlayabiliyoruz? Harari'ye bakın. Harari dünyaca ünlü yazar, değil mi? Tapınıyor herkes. İnsanlık 1-0, 2-0 neyse işte. Sonuçta ne yaptı? İşte her saat gibi sonuçta o da bir doğruyu söyleyeceği zaman oldu. Alabiliriz yani. Ünlü şeyde konuşma sırasında ne dedi? Biliyorsunuz dedi ki son insan türü biziz. Bundan sonraki insan insana benzemeyecek. Bu kadar basit. Transhümanizm böyle bir şey getiriyor. Onu birazdan konuşacağız ama. Görseli alabiliriz. Görseli anlatmalıyız. Şey yani bu, buradan bir devam edeceğim. Kalsın o zaman. Bu tamam. Bir zahmet kalsın. Şimdi dijital tanrı şu. Onu anlatayım. Gelecek kuşaklar, hatta bizler göreceğiz. Bizler göreceğiz. Bakın hologramlar, öyle bir hologramlarla karşılaşacağız ki yani bunlar 5G hafif kalacak 6-7 geldiğinde. Yani ve şu anda 5G ile yapılan bir hologram ortada, gündüz vakti hologram yaratabiliyorlar. Ve biz ona dokunmadığımız sürece gerçek olduğunu sanabiliriz. Ki bir sonraki aşamada evimizde, barkımızda, içine kapanmış, maskeler dolayısıyla dışarı çıkamamış, insan ilişkileri bitmiş insanları, eve tıktıkları insanlara sanal bir dünya yaratacaklar. O sanal dünyada belki gidiş gelişler olacak. Tabii. Yani hologramlarla belki aynı hologram ortamında oturup izleyeceksin. Konuşacaksın. Seninle sohbet edecek. Zaten başladılar onun uygulamalarına. Yani bakın, ben çok acısını gördüm. Ölen kızıyla konuştu Japon bir kadın. Evet, çok evet. Üzücü bir evet, sahneydi evet. O. Beni çok üzdü. Yani biz bunun tamamen gerçeği, gözlüksüz konuşturacaklar seninle. Senin evine gelecek, atıyorum yaşlı bir insan yapayalnız yaşıyor değil mi? Ölen karısı gelecek, oturup konuşacak, adam gerçek sanacak onu. Artık gerçeklik kavramımızı yitireceğiz. İşte korkunç bir dünyaya gidiyoruz. Bu teknolojiye karşı olmak değil, bu şeytani bir düzen. Bu korkunç bir düzen. Bizim gerçeklik kavramımızı yitirmemizi istiyorlar. Bitmedi, onu anlatmam lazım. Bu. Ne kadar var yönetmenim? 7 dakika var. Süre bitmiş. Var 7 dakikamız var. Bu dijital tanrıyı şöyle oluşturacaklar. Gelecekte kuracakları dünyada dijital tanrı çocukların dileklerini yerine getirecek. Bak, çocuklar dileyecek. Hani vardır ya, her zaman bir örnek anlatılır. Allah'tan dile bak olmadı. Benden dile, al sana bisiklet diye bir olay vardır, tamam mı? Bunun benzerini yaşatacaklar çocuklar, ama şöyle olacak. Gerçekten mesela çocuk aya gitmek istiyorum dediğinde o oturduğu koltuktaki o titreşim, işte o oluşturulan o sanal ortamda uzayı görecek, aya gidecek, ayak bastığını düşünecek, o her toprakları falan hissedecek hepsini. Bize öyle bir dünya yapıyor. Daha da ileri gidiyorum. 2 yıl içinde robotları göreceksiniz. Robotlar hayatımıza girecek. Bakın, evinize robot alacaksınız. Evinize aldığınız robotlarla oturup sohbet edeceksiniz. Çıktılar şu an piyasaya. Çıktılar. Evlilikler var. İşte onu anlatacağım. Zaten bunu ilk ortaya atanlardan biriyim. Robot evlilikleri, insan evlilikleri yaşanacak. Robotlarla birliktelikler yaşanacak. İnsanlar robotlara aşık olacak. Ve artık bunun filmleri de çıktı. Robot geçen gün bir tane adama, sahibine aşık oldu. Gerçek anlamda adamla karısını öldürdü filmde. Hollywood yapımı.
Robotlara da duygusal zeka yüklediler. Ex Machina diye bir film var. Yani. Onda da var. Şimdi Muratcığım, yani durum bu. Gelecekte güvenlik kaygısı da olmayacak. Süremiz azaldı, o yüzden hızlı gidiyorum. Onu da söyleyeyim. Bakın, güvenlik şöyle olacak. Sensörler ve kameralarla izleneceksiniz. Hiçbir yerde polis morisi görmeyeceksiniz. Ama suç olduğu saniyede o zaman senin nerede olduğunu bilip anında hani o suçu işleyen insanın tepesine binecekler. Bunu da yakalayanlar robotlar olacak. Bildiğiniz robot askerler, robot polisler çok gelişmiş. Bugün Rusya ve Amerika yaptı, örneklerini görüyorum. Türkiye'de de çalışmaları var. Türkiye'de robot çalışması yapılıyor. Herkes duysun bunu. Yani şimdi gene kahkaha atanlar olacak. Biz SİHA'ları anlatırken de gülüyorlardı. Şimdi gülemiyorlar. Şimdi ben de robot, evet, Türkiye'de robot asker ve robot polis çalışması yapılıyor. Bunu da buradan ilk ben açıklayayım. Yani kahkaha atanlar atmaya devam etsin. Sonuçta bunları göreceksiniz. Bunlar geldiği zaman anında karar verme yetkisine sahip. Yapay zeka bunlar. O binlerce madde orada. İşlenen suç neye giriyor? Mesela şu madde, şu şey. Ölümse anında orada infaz edilecek. Hapisse alıp götürecek dijital hapishanelere. Ha, diyeceksin ki dünyada bunu yapabilen var mı? Zaten bugün Kuzey Kore'de bir suç işlerseniz zaten hemen benzeri bir sistem uygulanıyor. Mesela tecavüz etti bir kadına, değil ama mi? Bir diktatör yapısı. Ya, o kadar. Yani şimdi gider, örnekleme yaparsan öyle. Yani sonuçta var. Alıp götürüp anında infaz ediyorlar. Seni orada 30 yıla mahkum edip 5 yılda bırakmıyorlar kimseyi. Yani orada suç oranı %1. Yani suç oranı %1, onu da söyleyeyim. Şimdi yeni insan türü de bu. Çünkü gıda, tarım nedeniyle her şey bitti diyecekler sizlere. Hap, bildiğiniz hap, protein ve işte benzeri haplarla, protein hapları, kalsiyum haplarıyla besleneceksiniz. Bağırsak sistemimiz bir metreden çok 50 santim falan düşecek. Çok uzun şu anda, biliyorsun. Mideler küçülecek, bu türe dönüşecek. Kafalar büyüyecek. Vücut ve özellikle mide kısmı inceleyecek, mide olmayacak kadar. Bu sembolik bir şey ama. Yani bu onların yapmış olduğu sembolik. Sembolik. Yaklaşık olarak bütün dünyayı, bugün insanlığın ciddi anlamda bu denizleri kirleten, dışkı anlamında, yani şey anlamında, lağım anlamında batıran bir ırk haline dönüştük. Bunun da işte tek yolu bu şekilde buldular çözümü. Haplarla besleneceksiniz. Zaten mesela şeyler haplarla besleniyor. Uzaya giden astronotlar haplarla. Protein hapları, benzeri haplarla ayakta tutuyorlar. Bizler buna uyum sağlayamayız ama gelecek kuşakların bedenleri buna uyum sağlayacak. İşte böyle garip, insana benzemeyen, Harari'nin dediği gibi daha değişik bir tür çıkacak. Bitti. Hocam, bu içimizi bu akşam yine kararttınız. Güzel bir şeyler söyleyeyim. En azından. Peki, böyle güzel bir şey söyleyeyim. Anlatalım, programı kapatacağız. Tamam. Güzel bir şey şunu söyleyeyim. Bu projeler evet konuşuluyor. Bir süreç tamam, var. Bu sürece gidiliyor ama yani insanoğlu böyle dünya devletini 10 ülke içerisinde. Dünya devletini 10 ülke yönetecek. 10 ülke yönetecek. 10 tane ülkenin temsilcisi yönetecek. Geri kalan ülkeler veri kolonisi olacak. Koloni olacak. Silinip gidecekler. Türkiye koloni olmayacak. O 10 ülkeden birisi mi olacak? Türkiye koloni olmayacak diyecek, daha başka bir türden gidiyorum. 10 ülke dersem şimdi bana diyecek ki sen nereden biliyorsun? Türkiye koloni devleti olmayacak. Güçlü olacak. Evet, dolayısıyla bu Çin diyorum, İngiltere Türkiye anlaşmasının altında yatana daha farklı bir gözle bakın. Çin'in tabii ki Türkiye'ye olan sevgisinin birden artmasının sebeplerini anlayın. Dolayısıyla Türkiye koloni devleti olmayacak. Ama evet, birçok ülke tarihten silinirken koloni olacak. Buna İtalya ve İspanya da dahil. Vatikan gelecekte olmayacak. Herkes bunu duysun.